Bayram şekeri bunlar bayram. Alarm. Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Nice bayramlara kavuşmamız dileğiyle inşallah. Bugün bayramın 3. günü. Umarım bayramınız iyi geçmiştir. Tabi nerede o eski bayramlar diyoruz ya. Artık o tadı maalesef alamıyoruz. Ama araba severlere o tadı aldıracağım arkadaşlar. Bugün Öyle bir seri inceleyeceğiz ki bayramınıza neşe gelecek. Forza Motorsport bir oyun ve o oyundaki arabaları Hot Wheels'ta bir şekilde karşımıza sürüp sürüp duruyor. Bunların uzun kartları var, premiumları var, varo'lu var. Yani regular kartlarda bile bazen karşımıza çıkıyor. Şu ibareyi gördüğünüz zaman bilin ki oyuna özel bir araba çıkarttılar. Eksiklerim var. Daha doğrusu bir eksiğim var aslında. Bazı arabalarda içinde fazlalık. Onu da incelemeye geçtiğimiz zaman hangiler fazlalık size göstereceğim. Bakın bunun da kutusu bayram çikolatası kutusu gibi. <laughs> Bakın öncelikle seride neler var. Bir bakalım. Lamborghini Gallardo, 2016 Ford GT Race, Porsche 911 GT3 RS, Nissan Silvia S15 ve son olarak Morris Mini var arkadaşlar. Bunların bazıları bende tekli olarak da mevcut. Mesela şu var, bu var. Onları da göstereceğim. Bu set Türkiye'ye gelmedi. Zaten bu setin hiçbiri Türkiye'ye gelmedi. Mesela bu kaç yılına ait? 2021 diyor. Bakın şurada. Yani düşünün 3 sene önceki bir seri. Şu an bunların piyasası da yanılmıyorsam herhalde 2000 lira, 2500 gibi bir rakamları var. Şunlar çok pahalandı. Bunların artık tanesi 1000-1500 TL arası değişiyor. Şimdi Forza Motorsport serisinde normalde şunu saymazsak hani şöyle 3 çeşit var. Çeşitlerden biri bende tam. İkincisi de tam ama ikincisinden bir tanesi bu serinin içerisinde. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın bu Forza Motorsport'un 50. yılına özel bir tasarımı. Daha doğrusu kutusu. Bakın bende şu seriden şu 4 araba var bir tek bu yok. Şimdi bu seride şöyle bir şey var. Bunu bilmeyenler için anlatacağım. Bunlar daha önceki çıkmış olan serinin birleşimi oluyor bu kutu. Yani 3 seriden de araba koyuyorlar. Mesela hangisi var şu anda bende bu seride teklemelerden? Bakın şu var. Bir de bu var demiştim. Bakın şu tarafta. Bu şuradaki gördüğünüz araba. Bu bir önceki de herhalde. Bakın bu da var. Yani iki tane boşa çıkmış oluyor. Bunu aldığınız zaman eğer ki bir de bunlardan varsa elinizde boşa çıkacak. Bu seriye de bir göz gezdirelim. Bu 2016'ya ait. Baya eski. O yüzden bunlar şu anda çok değerli ve çok pahalı. Bu seride 5 araba var demiştik. 2016. Bu seriye bakalım. Bu da 2017. Gördüğünüz gibi. Herhalde bunlar da 2018 falandır. Evet. Bakın bu da 2018. Ve zaman geçtikten sonra da bunu çıkarttılar arkadaşlar. Bu da işte 3 serideki mix. Evet, şimdi bunu heyecanla inceleyeceğiz. Kutuları size tanıttım. Ön bilgi vermiş oldum. İncelemeye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Tavsiye eder misin diye soranlara kesinlikle tavsiye ederim. Takaslara açayım. Bunu şu anda burada da söyleyeyim. O BMW karşılık az önce fazladan arabalar vardı. Onlardan birini verebilirim. Elinde olan varsa benimle irtibata geçebilir. BMW karşılık ya bunu veririm ya da şu Lamborghini'yi verebilirim bilginiz olsun Takaslara açığım Evet o halde hemen incelemeye geçelim O keselim Kutuda bu arada ben Türkçe bir yazı görmedim niye yalan söylüyorum ki Gördüm bakın burada Bir de görmedim diyorum Ama yine de bu Türkiye'ye gelmedi Yani her Türkçe yazan serilerde Türkiye'ye geliyor diye bir şey yok bilginiz olsun Bunu dinozorlarda da çok sık yaşıyoruz Evet her yerden bantlamışlar Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Evet arkadaşlar üf diyorum. Üf üf üf. İnşallah kırık çıkık çatlak patlak yoktur arabalarda. Çünkü bunu alalı neredeyse 2 sene oldu. Daha hiç bakmadım. Seri de ilk arabayla başlayacağız. Muhtemelen Lambo. O bir Gallardo gillerden. Hemen yakınlaşalım. Bunun teklisini aldığım dönemde çok gidip gelmiştim. Alsam mı almasam mı diye. Yani diğerini daha çok beğenmiştim Huracan'ı ama bu da çok iyiymiş ya. Arkadaşlar şunun arka stop detaylarına bakın. Üf spoiler falan. Yani bunu mini ile yan yana koyduğumuz zaman bence detaylar on numara. Sadece yan aynası yok. Dikkatimi şu anda çekti. Arka farlar boya ama stop var detayları yapılmış. Spoilerin altında Lamborghini yazıyor. Biraz daha yakınlaşalım mı şöyle? Yanında Forza'nın logosunu yapmışlar. Kapısına da aynı şekilde. Ve 0-1 numaralı. Alt üst metal. Kavuçuk tekerlek. Gördüğünüz gibi. Ön detayları yapılmış. Çok güzel. Farlar boya. Kaputunda Forza Motorsport yazıyor. Arabanın içi siyah bu arada. Bakın altı da böyle bu şekilde. Yani oldukça muazzam. Tek kusuru yan aynası yok. Jantlar da siyah olduğu için aslında biraz kapatmış detayları ama yine de kötü değil arkadaşlar. Evet bakalım nasıl gidiyor. Gayet güzel gidiyor bakın. Serinin ilk arabasını şöyle bırakalım. Şimdi seride ikinci arabamız Ford GT. 2016 kasa arkadaşlar. Ford GT Race turuncu mavi renklerden oluşuyor. Mini GT'nin Ford'larıyla bence kalıp olarak aynıdır. Hemen bakalım bir tane olacak yakınlarımda bir yerde. Bakın arkadaşlar Mini GT'nin Ford'uyla bir kıyaslama yapıyoruz. Hatta Mini GT'nin Ford'undan biraz daha büyük. Ama şeyden dolayı olabilir. Bunun arkasında daha eklemeleri falan var. Bakın şuralar arabayı daha uzun gösteriyor. Ondan dolayı mı diyeceğim ama bakın tekerlek boyutları aynı. Yani belli bu biraz daha uzun kasa GT versiyonu olduğu için. Ondan dolayı yani. Yoksa yan yana sırıtmıyorlar ve gerçekten Hot Wheels'ın bu arabası da detaylı yani. Yani demem ki Hot Wheels'ın bazı arabaları Mini GT'nin yanında sırıtmıyor. Bu elimdeki de onlardan biri. Yan aynaları yok. Ön farlar boya. Ford'un kocaman logosunu yapmışlar. Bakın burada da Xbox One yazıyor. Yani şu kaputtaki bütün detayları yapmışlar. Şu girintileri çıkıntıları. Arabanın üstünde de Ford Performance yazıyor. Yani arkasında tek beğenmediğim şey arka farlar detaylı değil maalesef. Görüyorsunuz. Sadece detay yok. Bir de spoilerı biraz dandik duruyor. Plastik bu arada spoiler. Kapısında da Forza Motorsport yazıyor ve logosu var. Ford'un logosunu da yapmışlar. Altı böyle bu şekilde düz. Görüyorsunuz arkası da böyle lacivert. Yine güzel bir model. B serinin üçüncü arabası. Şurada ufak bir çıtrasar var. Tavanında. Arabanın kaputu ve tavanı aynı renk. Hatta spoiler da aynı renk ve spoiler da Forza Motorsport yazıyor. Arka plakalık boş bırakılmış. Arkada çok fazla bir detay yok. Farlara boya sürülüp bırakılmış. Şurada egzoz detayı yapılmış. Yani iki tane egzozu var. Kapısında GT3 Ales yazıyor arkadaşlar. Arabanın rengi bu arada zamak grisi gibi. Bakın kapıda bir de Forza'nın logosu var. Yan aynalarını yapmışlar nihayet. Ön detaylarına bakarsak kaputta Porsche'un logosunu görüyoruz. Izgara detayları yapılmış. Ayrıca farlarda boya. Şu tampon kısmını kırmızı yapmışlar. Şu yanlardan kırmızı bir şekilde geliyor. Altı da kırmızı renk ve perçinli görüyorsunuz. Arabanın lastik izi de var bu arada. Diğerlerinde yoktu. Pardon. Ford GT'de de varmış. Düzeltiyorum. Aa bunda da varmış. Hepsinde varmış arkadaşlar. Şöyle de şöyle kapatalım o delik görünmesin ya. Sevmiyorum. Serinin lokum kıvamındaki bir diğer arabası. Nissan Silvia S15. Bu da değerli bir arabadır. Bu arada bunlar tozlanmış. Yani kutu kapalıydı. Açık değil ama nasıl tozlanmış, nasıl toz girmiş anlamadım. Camında bazı maalesef ki şeyler var. Çizikler var bakın. Ama takılmıyorum öyle şeylere. Ben bu seti bulduğuma şükür ediyorum. Nasıl tozlanmış bu anlamadım hiç açılmayan şey. Enteresan. Yan aynaları var. Hemen dikkatimi çekti. Ön farlara baktığımda sanki cam gibi gördüm ama değil. Arabanın boyası falan parlak olduğu için farlar da parlak görünüyor sanki cammış gibi ama boya arkadaşlar. Caputo logosunu yapmışlar. Güzel de olmuş. Arabanın yani stop far detayları ve ızgara detayı çok güzel görünüyor. Jantları altın sarısı ve altı kollu görüyorsunuz. Arka spoiler plastik. Arka far detayları yapılmış, boya, plaka boş bırakılmış. Logosunu da yapmışlar şuraya arabanın markasının ve şurada da egzoz var gri renk. Altı da gri renk ve Hot Wheels'ın görüyorsunuz işte logosu falan var. Yine modelin ismi yazıyor. Bunda lastik izi yok. Gayet başarılı olmuş. Serideki son arabaya geçtik. Bir İngiliz arabası geliyor. Morris ismini kalıp olarak biraz büyük bu. Normalde büyük olmaması gerekir. Green Knight'ınkilerde görmüştük bunu. Arkadaşlar rally versiyonu tabi. Bakın bunun tavanında kocaman Forza Motorsport yazısı ve logosu var. Tavan beyaz. Bu arada araba düşecek yukarıdan Patafix ile yapıştırdığım. Altındaki araba tutuyor şu anda. Kaydı biraz. <laughs> Arkadaşlar jantları gri renk. Lastikler hem kauçuk hem de lastik izi mevcut. Altı böyle bu şekilde perçinli. Şimdi önüne bakalım. Ön oldukça detaylı. Hem ızgara hem far, stop detayları yapılmış. Kaput da detaylı. Farlar boya. Yan aynalar yok. Kapı kolunu yapmışlar. Lan şunu yapıyorsunuz da yan aynayı niye yapmıyorsunuz ya? Arabanın direksiyon sağda. Bakın bu tarafta. 01 numaralı Bakın arkası da böyle bu şekilde. GB yazıyor. Bakın şuradan iki tane küçük egzoz çıkıyor. Çok da tatlı yapmışlar. Araba genel bakıldığı zaman yeşil renk. İşte beyaz dekaller yapılmış. Kapısında 01 yazıyor. Yine şurada Forza Motorsport yazıyor. Kapı kolları da gri renk. Cam sileceği falan yok. Yan aynasının olmaması eksik. Biraz da kalıp olarak büyük. Buna puanım 10 üzerinden 7. Aha. Düştü. Arkadaşlar bakın düştü. <laughs> Hem de neyin içine düştü biliyor musunuz? da tuttum. <laughs> Dedim ya az önce kaydı diye. Değerli takipçilerim. Güzel bir seri incelediğimi düşünüyorum. Umarım size de faydası olmuştur. Bu serileri alıp da açmaya kıyamayanlar en azından kanalımda bunların detaylarını görmüş olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Umarım size bayram şekeri tadında bir video izletebilmişimdir. Eğer öyleyse ne mutlu bana. Bu serideki favori arabanızı yoruma yazın. Benim favori arabam birincisi Lamborghini, ikincisi de Silvia oldu. İlerleyen günlerde bu serinin diğerlerini de incelemeye devam edeceğim. Dediğim gibi bir tane eksim kaldı. Takasları açın. Takas yoluyla halledebilirsek ne kadar hızlı olursa o kadar da hızlı bir şekilde kalanlarını inceleyeceğim. Bunların regular kartlarını da inceleyeceğim. Uzun kartları da inceleyeceğim. Yine güzel videolar geliyor. Dinozor severler. Çok efsane kutu açılışları yapmaya devam ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.